aynı veri akışının devam ettiğini gördük ve bu biraz da parametre olarak, aritmatik olarak tabii ki rakamlara yansıdı. Dolarda biraz kıpırdanma var, Euro'da biraz daha fazla kıpırdanma var. Borsa için biraz yatırımcısını üzen birkaç gün yaşandı. Ama onun dışında Türkiye ekonomisinde ne olacağına ilişkin önemli bir maraton başladı. Çünkü son dönemde Fed'in faizleri arttırma eğiliminin giderek artması, beklentilerin yükselmesi, Fed'in biraz daha açık, seçik, net konuşmaya başlaması, ekonominin yapı taşlarının şekillenmesi açısından son derece önemli. Çünkü faizlerin artması durumunda çok ihtiyaç duyulan sıcak paranın çıkışı gündeme gelebilir ve onun yerine ne konulmalı? Her şeyden önce yeni bir hikaye arayan ekonomik yapının hangi hikayeye odaklanması gerektiği ve o hikayenin ne kadarının gerçekçi bir şekilde kısa sürede hayata geçirilmesi, ki 2016'da daha fazla fark yaratan ülkeler yatırımcının tercihi olsun, risklerin yükseldiği bir 2016 yaşıyoruz. Şimdi Fitch Ratings'den biraz önce bir açıklama geldi, önemli. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch, Türk bankalarının dış borçlanmaları yavaş ama riskler devam ediyor uyarısında bulunmuş. Bu önemli çünkü bankacılık sektörünün ne durumda olduğu önemli. Eğer rüzgar sert esiyorsa en çok bakmamız gereken mesele tabii ki bankacılık sektörü. Şimdi Türkiye için büyüme tahminini OECD yükseltti. Bu önemli, bu piyasalarda biraz olumlu yankı buldu. Türkiye için 2016 büyüme beklentisini 3,4'ten 3,9'a çıkardı OECD. 2017 büyüme beklentisi de %3,7'ye indirdi. Önemli. Bugün küresel piyasalarda biraz daha iyimser bir hava vardı. Genel olarak içeride baktığımızda dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi satın alma endeksleri çok yüksek. İçerideki rakamlarda da imalata bakıyoruz. Türkiye'den Mayıs ayı imalat PMI üst üste 3 ay eşik değer 50'nin altında kaldı ama daralmanın da hız kestiğini gördük. Böylece içeri olumlu bir hava yansıdı. Ekin Hanım merhaba, nasılsınız? Merhabalar, teşekkür ederim. İyiyim. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim, ben de iyiyim. Çok teşekkürler. Çok enteresan da bir dönemeç bu. Bu hafta da ilginç. Tam bir veri akışının olduğu bir hafta. Haftanın son işlem gününe doğru yaklaşırken yarın Avrupa Merkez Bankası da faiz kararını açıklayacak. Şimdi ben genel olarak şöyle bir baktım. Küresel piyasalarda evet iyimser devam eden bir rüzgar var ama yine de birçok farklı parametreye bağlı. Şimdi Haziran ya da Temmuz FED faiz kararını ne yönde alır? Ne bekliyorsunuz? Neler oldu? Geçen haftadan bu yana sizin gözlemlediğiniz detaylar ne? Öncelikle şunu söyleyerek başlayayım. Rüzgar biraz yavaş yavaş tersine dönüyor. Siz de fark ediyorsunuzdur. Sizinle yayınlarımıza da konuşuyoruz. Evet. Bir bahar havası var gelişmekte olan ülke piyasalarında ama bu bahar yalancı bahar. Kalıcı olması zor bir bahar. Biz kendi gerçeğimize elbet bir gün yüzle tekrar geleceğiz diyorduk. Nitekim öyle olmaya da başladı. Çünkü FED algı yönetimini çok iyi yapan merkez bankalarından bir tanesi. Dünyanın en büyük ekonomisinin merkez bankası olması nedeniyle de bu işi gerçekten çok iyi yürütüyor. Amerikan ekonomisi hakikaten iyi gidiyor. İstihdamda doğal işsizlik seviyesine geldiler. Evet, enflasyon da asılacak. Daha çok adımları var. Ancak önümüzdeki yıl içerisinde hedeflere birazcık daha yaklaşmayı planlıyorlar. Ve genel olarak iyi giden bir ekonomi. Bir de orada şey var Ekin Hanım. Amerika'da dün açıklanan kişisel harcamalar vardı. Mesela evet, ben ona baktım. Evet. Nisan'da %1 artmış. Belki de son yılların, son 6-7 senenin en güçlü yükselişi diyebiliriz galiba ona, değil mi? Kesinlikle öyle. Hem kişisel tüketim hem perakende satışlar, tüketime ve iş talebe yönelik verilerin çoğunda topyekun bir ilerleme kaydediyoruz. Otomobil satışlarından kaynaklanan bir daralma vardı Amerika'da. Otomobil satışları ciddi anlamda artmış. Bu da verilere yansıyor. Dediğiniz çok doğru. Dünkü veri sonrası zaten dolar endeksindeki yükseliş bir miktar daha arttı dün gün içerisinde. Demem o ki, söylemler şahinleşmeye başladı. Ben faiz arttırmayı bir süre düşünmeyeceğim, benden biraz uzak durun diyen Yellen, Amerikan ekonomisi iyi gidiyor, önümüzdeki aylarda faiz arttırabiliriz demeye başladı. Hiç öyle bir civciv havası görmüyorum artık ben. Hayır, kesinlikle artık yürümeye başladı biraz o civciv. Yavaş yavaş şahine doğru yol alıyor. Bu da bizim için hakikaten endişe verici. Biz bunu zaten öngörüyorduk. Hani böyle söylemler yavaş yavaş gelecekti ancak birden geldi hakikaten. Şimdi Haziran Temmuz dediniz. Ona çok hemen geleyim. Haziran ayında bir faiz arttırımı olmasa dahi önümüzdeki aylara bir atıfta bulunmasını bekliyoruz biz yarın. Yani artık öyle biz birazcık daha izleyeceğiz. Durun bakalım, biraz verilere bakalım. İşte gidişatı izleyelim diyen Yellen ve FOMC artık bir
bir kenara bırakacağız. Faiz artırma olmasa dahi buna, piyasayı yavaş yavaş buna hazırlayan, önümüzdeki aylarda adım atabiliriz, her şey iyi gidiyor, memnunuz deyip piyasayı birazcık faiz artırımına hazırlayan bir Fed göreceğiz gibi. Bu da gelişmekte olan ülke piyasaları ve Türkiye piyasaları üzerindeki baskıyı ne yazık ki birazcık daha artıracak. Yaz ayları, ben hep diyordum, sıcak bir yaz bizi bekliyor. Hakikaten bugün de Haziran'ın ilk günü sıcak bir yaza giriş yaptık ne yazık ki. Emtia fiyatlarında ne olur? Bir emtiaya bir bakalım mı sizle? Yani bundan sonraki süreçte petrolün nereye evrileceğini tam olarak söylemek mümkün değil ama emtiada hareketlilik var. Nasıl görüyorsunuz? Öncelikle şunu söyleyeyim. Emtia dediğimiz şey bir reel sektör göstergesi ve reel talepte herhangi bir toparlanma olmadan emtia fiyatlarında kalıcı bir yükseliş beklemek bence çok doğru değil. Petrol çok siyasi bir emtia. Petrolü tamamen ayrı tutuyorum. Tabii. Altından, bakırdan, tabii, demirden. Çünkü arkasında çok fazla dinamik var. Hatta zaman zaman bizim uzmanlık alanımızda aşıyor. Biz de hayretler içerisinde bakıyoruz ama şunu da söyleyeyim petrolle ilişkin. Yarın bir toplantı var biliyorsunuz, gerçekleşecek. Ancak oradan bir anlaşma çıkması çok mümkün değil. Petrol fiyatlarındaki yükselişin, daha sadece petrol değil, bütün emtia fiyatlarında şu anda gözlemlediğimiz yükseliş çabasının kalıcı olmasını sağlayacak herhangi bir makroekonomik faktör yok. Reel sektörlerde bir toparlanma yok, talepte bir toparlanma yok, dolar endeksi güçleniyor. Dolayısıyla burada yatırımcıların birazcık dikkat etmesi lazım. Altını kenara koymak istiyorum çünkü inanılmaz bir şekilde altını besliyor. Evet. Altını da birazcık kenarda tutmakta fayda var. O biraz değerlenmeye devam edebilir ama emtia piyasası 2016'ya kötü başladı. Birazcık daha böyle sürünecek gibi gözüküyor bu yılın sonuna kadar. Çok önemli paylaşımlar, çok önemli öngörüler. Teşekkür ederim. Sağ olun. Eksik olmayın. Ben... Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın Ekin Hanım. Sağ olun. Önemli. Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin ihracat rakamlarını açıklamak